Sayın Cumhurbaşkanım, sayın bakanlarım, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasının değerli temsilcileri, değerli müsiat üyeleri ve dostları, basınımızın kıymetli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler. Büyük bir heyecanla üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz vizyonerde sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Vizyoner buluşmaları her yıl kendini yenileyerek müsiat geleneği olma yolunda ilerlemektedir. Diyebiliriz ki artık vizyoner bu haliyle global anlamda bir tasarım ve strateji üretme toplantısı olma kimliğine bürünmektedir. Akademisyeninden sanayicisine, yüksek düzey yöneticilerinden, bürokrat ve teknokratlarına kadar her kesimden fikir insanını bir araya getiren ve strateji üretme platformu haline alan vizyoner buluşmaları artan beklentiyi her yıl bir üst seviyeye çıkarmakta kararlıdır. Bu yıl hem dünyadaki gelişmeleri hem de ülkemizdeki beklentileri süzerek belirlediğimiz dijital gelecek ana temamız üzerinden aslında yeni dünya düzenindeki yeni yol haritalarını masaya yatıracak ve bu konuda paneller düzenleyeceğiz. Aynı zamanda dijital ekonomiyi, dijital ticareti ve dijital parayı konuşacağız. Girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirdiğimiz vizyonerin bu yıl ve gelecek yıllarda ülkemizin milli teknoloji hamlesine önemli bir katkı sunarak aynı zamanda Türkiye merkezli bir global strateji belirleme toplantısı sistemine dönüşeceği kanaatindeyiz. Bu bakımdan vizyonerin sağlayacağı fayda ve dinamizm heyecanımızı daha da arttırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, dünya bugün sınırlarını kestiremediğimiz bir dönüşümden geçiyor. Ayakta durabilmek için dahi yürümek zorunda olduğumuz koşu bantları misali değişimin hızına ayak uydurabilmek, sürekli dinamik olmaktan, takip sistemlerin hakkını vererek çalıştırmaktan ve tazelenmekten geçiyor. Sabahki açılış konuşmamda burada tartışılan dönüşümün sadece dijital eksenle sınırlı olmadığından ve dünya jeopolitiğindeki dönüşümün ana unsurlarından bahsettim. Siyasetten diplomasiye, bilgiye erişimden onun güvenliği ve işlenmesine, ticaretin yeni kurallarından ticaretin yeni hatlarına, yeni piyasa koşullarından piyasaların yeni oyun kurucularına, yepyeni bir nesilden onu takip etmek zorunda kalan bizlerin yeni davranış kalıplarına, milli gücü oluşturan yeni kavramlardan, milli gücün yeni jeopolitik alanlarına varıncaya dek her sahada dönüşümü masaya yatırıyoruz. Ancak burada ana ekseni dijital gelişim olarak belirliyoruz. Yeni dünya düzeninde yeni Türkiye'nin yani oyuna dahil olan değil, bizzat oyunu kuran Türkiye'nin liderine siz davetlilerin ve katılımcıların huzurunda bizzat şükranlarımı sunarım. Sayın Devlet Başkanım, Üstad ne güzel tercüman oluyor hislerimize. Zira kalem haktandır, ilim haktan. Rabbim kalemi de, ilmi de, kudreti de onun yolunda çalıştırmayı bizlere nasip eylesin. Yolumuz uzundur. Bizler uzun yolun maraton koşucularıyız. Durmak yok, yola devam diyen liderin de takipçileriyiz. Allah bizleri birlik, dirlik ve kardeşlik yolundan ayırmasın. Üstadın ilmi bize seslensin. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan,
koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Bizler her ne varsa dünyaya dair geride bırakarak sadece milletin, devletin ve ümmetin bekası adına ömrü helak değil, helal ettik. 30 yıllık serüveniniz boyunca her daim dimdik, her daim yenilikçi ve öncü olduk. 30 yılın ardından kendi yapımızı değişen dünya koşullarına uyumlu olacak şekilde tazeleyerek bir ilke daha imza attık ve yeni devlet yönetim modelimize de destekçi unsurlarından biri olmayı hedefledik. Sayın Cumhurbaşkanım, her vesile, destek ve takdirlerinizle bizleri umutlandırdığınız ve güçlendirdiğiniz bu yolda 2020 ve 21 dönemi ekonomik hedeflerine ulaşmada ve yeni dünya düzeninin sert ikliminde üretimden ticarete, yatırımdan eğitime, sanattan toplumsal yapının onarımına kadar her alanda etkinliğimizi arttıracak iktisadi planımızı nihayet devreye soktuk. Her aşamasında bizlerden desteğini esirgemediğimiz tazelenme sürecinde nihayet adını milli iktisadi mimari olarak belirlediğimiz ve kısaca MİM dediğimiz programın sahaya yansıması, saha markalarımızın tanıtımı ve kamuya açıklanması yine sizin teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Bugün huzurunuzda paylaşmak isterim. Kıymetli Cumhurbaşkanım, Milli İktisadi Mimari Planımız çerçevesinde yeni dünyanın yeni milli güç unsurlarını kendimize hedef tayin ettik. Her bir unsurda etkin teşekküller ve yapılar inşa ederek devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzun altını bir kez daha huzurlarınızda çizmek isterim. İyi günde, kötü günde, ezel ebed beraber şiarıyla çıktığımız bu yolda sermayede birleştirici güç olma hedefiyle milli güç unsurlarına denk düşen yapılar geliştirdik. Bunları MÜSİAD saha markaları olarak tanımlandırdık ve yapılandırdık. Allah çıktığımız bu yolda tazelenmenin tüm kurumlar nezdinde öncülüğünü yapmamız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Yar ve yardımcımız olsun. İlk olarak bilgi ve inovasyon. Dijital çağın en önemli kozudur. Bilindiği üzere bu alanda tüm süreçler yeniden şekilleniyor. Bilinen yöntemlerin çoğu tarihte kendine yer bulmak üzere siliniyor. Bu değişim sürecini en etkin şekilde yönetebilmek için MÜSİAD Innova markası ile artık daha kapsamlı bir milli dönüşüm hamlesi destekçisi olmayı hedeflemekteyiz. MÜSİAD Innova, dağınık ticaret üretim bilgisini toplama, mükerrer Ar-Ge çalışmalarının maliyetini azaltma, KOBİ'lerinin kendine maliyetli gelen teknoloji geliştirme faaliyetlerinde onları desteklemek için KOBİ kuluçka merkezlerini kurma ve BTM'lerin de tek veri hattı üzerinde toplama amaçlarıyla yapılanan bir sistemdir. Örneğin, akıllı şehirler ve şehir markaları kurma, şehir Ar-Ge ve üretim yerleşkeleri oluşturma ve inşa etme, milli dijital dönüşümü destekleme ve savunma sanayi yatırımlarında KOBİ gücünü arttırma, bu yapının temel hedefleridir. İkinci aşamada, yani bilginin işlenmesi aşamasında, bilgi güvenliği ve ekonomik istihbarat gelmektedir. Bunlar ticaretin kendisinden ziyade ticari bilginin ve ekonomik güvenliğin kilit unsur olarak rekabeti belirlediği bir dünyanın onun kurucu faktörleridir. Bu amaçla MÜSİAD Data markasını tasarladık. Ticari ve ekonomik veriyi önceden elde ederek bunu uygun milli politikalar ve refleksler geliştirme kozu olarak kullanarak ekonomik ticari bilgi ağı ve saha bilgisine doğrudan erişim sağlamak ve
hem yerelde hem de globalde saha yaygınlığımızı ticari ve ekonomik veri sağlama merkezleri şeklinde dizayn etmek. Böylece geniş kapsamlı bir veri merkezi oluşturmak bu sistemin temel amacıdır. Üçüncü olarak MÜSİAD Invest. Sermayenin ve yatırımın, MÜSİAD'ın yerel ve global saha yaygınlığı, yani MÜSİAD kıta sahanlığının birleştirici unsurudur. Yatırım ortamını geliştirmek için nokta vuruş çalışmalar, dünya çapındaki tüm ağlarımızı, temsilcilik ve şubelerimizi birer ticaret ve yatırım ajansı haline getirmek ve devletimizin hizmetine sunmak. Sıfırdan yapılanmak yerine hazır temas noktalarını milli hedeflere uyumlu yapılandırmak bu sistemin temel amaçlarıdır. MÜSİAD, TİA adını verdiğimiz ticaret ve yatırım ajansları ile tüm saha yaygınlığımızı yatırımcı çekmek ve bir ortak ticaret ağı geliştirmek şeklinde kurguladık. Almanya modeli GTAI'nin gelişmiş bir versiyonu olan MÜSİAD TİA aslında aynı amaca yönelik dağınık ticari ve üretim örgütlenmesine de sektörizasyon getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef içinde yurt içi talep ile yurt dışı arzı saha yaygınlığımız ile eşleştirmek, yurt dışı fonları takip etmek ve bu fonları STK olmanın sağladığı mevzuat rahatlığı ve yaygınlığı ile çekmek ve dağıtmak, devletin üzerindeki işlem maliyet yükünü almak kurduğumuz sistemin ilk etap faaliyetleri olacaktır. Kıymetli Devlet Başkanım, bir devletin uluslararası arenada para değerini üretim gücü belirler. Üretim için fon modellerine ihtiyaç olduğunu ve borca dayalı değil, ortaklığa dayalı büyümenin altını defaten çizmiş ve bu hususta pek çok çalışmaya imza atmış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Yine bu amaçla çok daha kurumsal ve etkin bir yapı tasarımına yöneldik. MÜSİAD girişim markası. Müstakil değerler fonu ana başlığı altında tasarladığımız MÜSİAD girişim hedeflerini şöyle sıralayabiliriz. Faizsiz finansman modellerini tabana yaymak, sosyal işletmeler ile yurt dışı fonlarını asgari maliyetle yurt içine getirmek, KOBİ finansmanını KOSGEB ile birlikte KOBİ fonlaması haline getirmek, tasarruf fonlarını sektörel ortaklık modelleri şeklinde tasarlamak ve devletin üzerindeki teşvik yükünü hafifletmek. Dijital dünyanın yaygınlaşan yeni ticaret sistemlerine ve e-ticarete uygun platformlar ile hem üyelerimize hem de girişimcilerimize yeni ticaret yollarında ortaklık modelleri geliştirmek. Geleceğin tasarıma yönelik bir başka hususa gelince, insan gücü ve eğitim. Bu çağda devletlerin birbiriyle olan rekabetinde oldukça kritik bir faktör olarak masadadır. Bayrağı devredeceğimiz yeni nesillerin erdemli iş adamı olması, MÜSİAD Suffa Mektebi ile çekirdekten yetişmesi, üçüncü nesil sermaye devrini alacak evlatlarımızın seçilerek yetiştirilmesi, iş adamı yetiştirme programları ve tüm eğitim faaliyetlerimizi MÜSİAD Akademi markası altında çok daha kurumsal bir yapı şeklinde tasarladık. Mevzuat ve hukuk. Çağımızın uluslararası arenada kural belirleme kozudur. Bizler MÜSİAD Tahkim markasıyla öncelikle üyelerimiz ve tüm saha nüfuz alanımız içindeki anlaşmazlıkların hakem sistemi içinde halliyle hukuk üzerindeki yükü hafifletmeyi hedeflemekteyiz. MÜSİAD Sanat markası güçlenerek ilerlemektedir. Sadece yurt içinde değil, artık yurt dışındaki sergi organizasyonlarımız ile de kültür ekonomilerinin temel bileşeni olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Sanatta ticari katkıyı artırmak, milli kültür ve sanat eserlerini yaygınlaştırmak, kültür ekonomisi oluşturmak, toplum mühendisliğini lehimize çalıştırmak, nesil çalışmalarına kültür ve sanat yardımıyla destek olmak,
değerler eğitimi sağlamak amaçları ile sanatın ve kültürün her alanında aktif ve etkin teşekkül olarak yoluna devam edecektir. Gastroekonomi olarak başladığımız yolculuğumuza yeni destek ve himayelerinizle Türk Mutfak Sanatları adı altında devam edeceğimizi ve 2020 yılı içinde Uluslararası Türk Mutfak Sanatları Kongresi ile Türk kültürünün geçtiği tüm coğrafyalardaki en temel kültür bileşeni olan mutfak sanatlarını her yön ve şekliyle ele alacağımız çalışmalarımızı da burada ilk kez huzurlarınızda ifşa etmekten büyük onur duyarım. Yeni turizm kaynaklarının çeşitlendirmesiyle başladığımız serüvenimizin toplumda karşılık bulduğunu görmek ve şehir markalarının bu şekilde dizayn edilişine önderlik etmek, MÜSİAD'ın milli sermaye oluşturma ve güçlendirme şiarına denk düşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, 30 yıldır sabırla işlediğimiz yolumuzu sabırla çok daha güçlenerek devam ettireceğiz. Sabır incecik sırat, murat içinde murat. Sabır hakka tevekkül, sabır hakka itimat. Sabırla pişer koruk, yerle bir olur doruk. Sabır, sabır ve sabır, işte Kur'an'da buyruk. Bizler her koşulda ayakta kalmayı başaran ve her zorlukta kenetlenmesini bilen bir milletin evlatlarıyız. Ne olursa olsun, meselesi memleketi olan, meselesi Türkiye olan herkesle beraber ve birlik içinde memleketimizin refahı için çalışmaya ve üretmeye hazırız. Burası bir okuldur. Burası bir yuvadır. MÜSİAD, derdi olanların, memleketin derdiyle dertlenenlerin buluşma noktasıdır. Bu nedenle birleştirici ve kucaklayıcı bir güçtür. Bu nedenle MÜSİAD millettir, MÜSİAD Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanım, sözlerime son verirken teşriflerinizle bizleri onurlandığınız için zat-ı âlinize özel teşekkürü bir borç bilirim. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta yönetim kurulumuz, vizyoner icra kurulumuz, sponsorlarımız ve profesyonel kadromuz olmak üzere herkese teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.